Bodrum'da yaşayan saz ustası ve türkücü 52 yaşındaki Mehmet Hasar, 1987'nin Temmuz ayında Bodrum'da tatil yapan bir kadınla birliktelik yaşadığını, bu kadının ertesi yıl Mayıs ayında dünyaya getirdiği kız bebeğin ünlü İngiliz şarkıcı Adele olduğunu öne sürdü. Bodrumlu yaşayan saz ustası ve türkücü Mehmet Hasar ilginç iddiayla ortaya çıktı. Mehmet Hasar bir röportajında Türk asıllı olduğunu söyleyen 1988 Mayıs doğumlu ünlü şarkıcı Adele'nin babasının kendisi olduğunu öne sürdü. ABD'de yaşayan İngiliz şarkıcı Adele'nin annesi Penny Atkins'in tatil için 1987'de Bodrum Gümbet'e geldiğini, taksi şoförlüğü yaparken tanıştığını söyleyen Mehmet Hasar şunları anlattı. 1987 yılının Temmuz ayında yine iki bayan bazı şehirlerde ve yerlerde gezmek istediğini söylediler. Ben yardımcı oldum kendilerine. İşte Bodrum'un Turgut Reis, Yalıkavak, Gündoğan, Mazı, Mumcular, Güvercinlik, Bodrum Yarımadası'nın sahillerini dolaştırdım. Bu arada Pamukkale'ye gitmek istediler. Pamukkale'ye bir gün orada kaldık. Tekrar geriye döndük. Birlikte yemek falan yerken fikir birliğine vardık. Fikir birliğine vardığımız ama arkadaşlarımız devam etti. Ondan sonra birbirimize bağlandık. İngiltere'ye geriye döndüler. Tekrar bir hafta sonra tatile geldi. Sizin için geldi. Evet. Ben kendisiyle dolaştım. Birlikte gezdik. İşte beni İngiltere'ye gelmemi söyledi. Ben şu an gidemem dedim. Çalışıyorum dedim. O yıllarda yeni de hayata başlamıştık, askerliğimiz bitmişti. Tekrar geriye döndü, tekrar üçüncü defa yine geldi. Yaklaşık bu gelip gitmeden tabii iki ay bir birlikteliğimizi oluşturdu sezon ayı içerisinde. Tabii uzun süre değil, yani bir hafta arayla gidip dönüp geliyordu benim yanıma. Ziyarete geliyordu. Güzel günlerimiz oldu, böyle sevgi, aşk dolu. İkimiz de birbirimizden hoşlanmıştık o yıllarda, sevgi dolu bir günlerimiz geçmişti. Kendisi en son döndüğünde, tekrar sezon bittiğinde, kış aylarında telefonla görüştüm birkaç defa. Birkaç defa görüşmelerimiz devam etti. Daha sonra da aradığım telefon numarası cevap vermedi. Geriye tekrar bir daha gelmedi. O yıldan sonra iletişimimiz kesilmişti daha 2016'ya kadar. Geçen yıl Adele Grammy ödüllerini kazanınca merak edip araştırdığını belirten Mehmet Hasar şöyle devam etti. Ne zamanki Grammy ödüllerini ben internetten seyrediyordum sanatçıları. Genç bir bayan aday gösterildi. Şarkılarını dinledim. Beğendim. Ve destekledim kendisini yarışmaya katılmadan önce. Yarışmaya katıldı. 6 ödül birden aldı. Kimdi bu sanatçı? Bu sanatçı Adele'ydi. Özgeçmişini bir incelemek istedim internetten. Özgeçmişini Wikipedia bölümüne sayfasına geçtiğim zaman işte Adele'nin annesinin ismini filan okudum. Sonra Güney'e tatile gitti. Bekar bir hemşire Güney'e tatile gitti. Orada birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi ve bu kız Adele olduğunu söyledi. Adele'nin doğum tarihine baktım. 1988 5 Mayıs. Ben 5 Mayıs'tan geriye gittim. 1987 Temmuz, Ağustos'a denk geliyor. Adele'nin annesine baktım fotoğrafına. Benim hafızamda
birlikte beraber arkadaşlık yaptığım bayan arkadaş aklıma geldi. Daha sonra incelediğimde resimleri ve özgeçmişini okuduğumda bendeki fikirler biraz olsun artı dönüşümler kan çekiyor gibi. Evet, hisler uyanmaya başladı. Dedim ya olabilir ama dedim yine evde bir albümde fotoğrafımız duruyordu birlikte çekilmiş. Annesinin bana hediye etti ikinci gelişinde. Onu aldım, geldim internette tekrar baktığımda artık bazı şeylerin kaçınılmaz olacağını hissettim. Bu defa Adile'nin fiziksel durumlarını incelemeye başladım. İşte saçlarını, gözlerini, sahne hareketlerini, sesi de çok benzediğini fark ettim. İşte en belirgin kaşları, saçları, çenesinde hafif bir çukurluk olduğu, boynunun ve omuzlarının yapısı endam olarak, elindeki üçüncü ve dördüncü parmağın normal uzatıldığında genetik olarak bitişik durması bendeki çağrışımları yoğunlaştırdı. Hollanda'daki bir konserini seyrettiğimde orada sahneye bir Türk gencinin çıktığında kendisini tebrik etmek için neresin diye sorduğunda Türk'üm dediğinde ben de yarı yerim Türk dediğini filan okudum. Bunlar tabii bendeki şeyler biraz daha arttırdı. Düşüncelerimi, fikirlerimi. Ben Adile'nin konserine gittiğimde ben Adile ile annesiyle herhangi bir yerde oturup konuştuğumuzda zaten biyolojik olarak birbirimizin aynı ortamda olduğu anda genlerimizin kaynaşacağını, fiziksel olarak ve düşünce, fikir olarak ses tonlarımızın birbirimizi tamlayacağını düşünüyorum.